Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Bizleri Çakır TV ekranlarından takip eden kıymetli seyircilerimizin, Rabbimizin rahmeti, bereketi bu mübarek ayda hepimizin üzerine olsun. Sizlerle bu sohbetimizde sosyal medyayı işlemeye çalışacağız. Sosyal medya bizim hayatımızda ne? Ne ifade ediyor ona bakacağız inşallah. İçinde yaşadığımız devir bilgi bilişim çağı olarak adlandırıldığı için bu devirde gazete, radyo, televizyon, bilgisayar ve cep telefonu ve en önemlisi internet hemen herkesin hayatında az ve çok bulunmaktadır. Hayatımıza girmiş durumda. Yeni neslin daha bebek yaşta cep telefonu, bilgisayar gibi teknolojik aletlerle tanışıp onlarla büyüdüğü bilinen bir gerçek. Değerli seyircilerim, hayatımızı kolaylaştıran oturduğumuz yerden işlemlerimizi kolayca yaptığımız, para, mal vesaire transferlerini kolayca yaptığımız, istediğimiz bilgiye ulaşım sağladığımız, doğru veya yanlış tabii. Fakat kullanırken içinde kaybolduğumuz, kendisine teslim olduğumuz insanları dolandırmak için bile bir tuşa basıldığında kişinin bütün hesaplarındakilerin çalındığı internet çağından bahsetmek istiyorum bugün. Bu söylediklerim, bu vasıflar, bu vasıtalar, habercilik, eğitim, ticaret, ulaşım, sanayi vesaire. Her konuda insanlığa büyük kolaylıklar sağlamış, dünyayı küçültmüştür. Bu sohbette internet bizim için ne ifade etmeli? O yönüne bakacağız. Bizi götürdüğü istikamet Rabbimizin rızasına kavuşturuyor mu? Ona bakacağız. Biz Rabbimizin sunduğu bu nimetten olabildiğince memnunuz. Rabbimiz bizim nimeti kullanırken ki halimizden memnun mu ona bakacağız. Değerli seyircilerim, hiç şüphesiz insanlığın faydasına olan her vasıta gibi çağın sunduğu bilişim vasıtaları Rabbimizin nimetlerindendir. Ancak suistimalle bu nimetler büyük ölçüde insanlığın zararına dönüşmekte, suistimallerden kaynaklanan problemler bugün sorumluluk sahibi hemen herkesi düşündürmekte. Zira söz konusu vasıtaların İslami hassasiyetler gözetilmeksizin kullanımı Müslümanların ferdi, ailevi ve sosyal hayatını tehdit etmekte, onları her yönüyle sıradanlaştırmakta, ebedi hayatlarını mahvedecek fiilleri işlemelerine sebep olmakta. Değerli insanlar, Rabbimiz Mü'minin suresi ayet 3'te şöyle söylüyor bizlere. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللّٰهِ مُعْرِضُونَ Onlar ki boş ve anlamsız söz ve işlerden yüz çevirirler. Evet, bu ayet bize müminin nasıl hareket etmesi gerektiğini bildiriyor. Sosyal medyada bazen kişinin karşısındaki insanla baş başa olduğu, hatta karşı cinsle beraber bir şeyleri paylaştığı veya bazen toplu halde iletişim halinde olduğu anların yaşandığı anlar oluyor. Sosyal medya her türlü dedikodu, iftira, tanısın tanımasın bir üçüncü şahısların hakkında her şeyi konuşmaya müsait bir ortam olduğu için kul hakkına çok rahat girilebilir bir ortam. İki kişi arasındaki üçüncü şahıs hakkındaki konuşma İtham edilen üçüncü şahıs da olmasa bile sonra doğruymuş gibi yayılabiliyor. Fakat bizim her hareketimiz Rabbimiz tarafından bilinmektedir ve melekler buna şahit oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Kaf suresi 18. ayet-i kerimesinde insan hiçbir şey söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın. Evet değerli seyircilerim. Ayeti sadece dilimizden çıkan konuşmalar için değil, aynı zamanda düşünerek parmaklarımızdan yazdığımız her bir mesaj için de düşünmeliyiz. Geçerli olduğunu bilmeliyiz. Birçok Müslüman altın tasta zehir içtiğinin farkına varmamakta. İslam toplumunda nice manevi ölümler gerçekleşmektedir. Gün geçtikçe Müslümanlar arasında
mahremiyet duygusu zayıflamakta, insanlar sıklıkla kendilerinin, eş ve çocuklarının fotoğraflarını sosyal medya sayfalarında mahrem namahrem farkı gözetmeksizin takipçilerinin beğenilerine sunmaktadır. Özellikle kıymetli seyircilerim, nişan, düğün gibi özel günlerin, mükellef sofralardaki keyifli anların fotoğraflarını paylaşmak, öz çekim selfie ile ikide bir kendi fotoğraflarını çekip insanlara göstermek, iletişim kanallarında en güzel fotoğrafları profil resmi yapmak gibi fiiller kadın erkek Müslümanlar arasında moda olmuş durumda. Kişiler paylaştıkları fotoğraflarla ilgili karşılıklı olarak nefsin hoşuna giden yorumlar yapmakta, yeni paylaşımlar için birbirlerini teşvik etmektedirler. Sosyal medya suistimale açık dostluklara müsait bir ortam. Söz konusu arkadaşlıklar sebebiyle insanlık ahlaki yozlaştırılmakta ve birçok aile bundan zarar görmekte. Birçok ailede yaşanılan tasvip edilmeyen olaylar yüzünden birçok cinayetler işlenmiş. Sosyal medya yanlış kullanma sebebiyle cezaevlerinde yatanların sayısı da az değil değerli seyircilerim. İnsanlarımız olur olmaz magazin haberleriyle birbirlerini meşgul etmekte, mesaj yazıp okumaktan, trajikomik ilginç videolar seyretmekten asli vazifelerini yerine getirmeye zaman bulamamaktadır. Kişiler ellerindeki telefon vasıtasıyla gerçek muhataplarından çok sanal muhataplarıyla ilgilenmekte, bunun sonucunda hem insani ilişkiler hem de sohbetlerin ahengi bozulmaktadır, zarar görmektedir. Camiye, namaza, ibadete gelen bir insan bile oturduğu zaman hemen elindeki telefonla meşgul olmakta. Şu soru fıkhi olarak sorulmakta, hatta sorular. Bir Müslüman erkek veya bayanın sosyal medyada hesap açıp burada paylaşımda bulunması caiz mi? Bir bayan ve erkeğin yalnız başlarına sosyal medyada karşılıklı sohbet etmeleri caiz mi? Tabii sorulan soruda görüntülü olarak sohbet de soruluyor. Bu gibi sorular Müslüman olanlar arasında sıklıkla gündeme geliyor değerli seyircilerim. Bu soruların cevaplarını kişi kendi verebilir. Müslüman olan bir kişi İslam'ın kurallarına göre hareket eder. Kendisini günah mefhumundan uzak tutar. Sosyal medyanın hemen ve doğrularından hem doğruları hem de yanlışları söylenebilir. Aynı şekilde faydasız olduğundan da bahsedilebilir. Çünkü faydası da inkar edilemez. Sosyal medya hem faydalı hem faydasızdır. Faydası olduğu da inkar edilemez. O halde bu medyayı helal ve haram olarak değerlendirmek kişilerin bireysel davranışlarına bağlı olacaktır. Yapılan paylaşımlar, atılan mesajlar ve servis edilen konuşmalar eğer dini değerlerimize uygunsa, kimseyi tehdit etmiyorsa bu alet doğru kullanılıyor demektir. O zaman bundan istifadenin haram olduğu söylenemez. Şayet yapılan paylaşımlar dini değerlerimizi rencide edecek mahiyette ise, birilerinin özel ve tüzel hayatlarına müdahale ediyorsa, o zaman da bu davranışı gösteren hesap sahiplerinin günah işledikleri söylenebilir. Yani değerli seyircilerim, sosyal medyanın helalliğini ve haramlığını kişilerin davranışları belirlemektedir. O zaman harama düşmemek için insanların bu medyayı belli bir ahlak ve hassasiyet kurallarına uygun olarak kullanmaları gerekir. Kadın ve erkek sosyal medyayı kullanırken kendilerini denetleyen bir mekanizma olmadığından yaptıkları eylemlerin haram mı helal mi olduğuna kendileri karar verirler. Evet, gençlerimiz helal ve haram konusunda çok dikkatli olmayabilirler. Belirli bir yaş seviyesine gelinceye kadar onları kontrol altında tutmak zorundayız. Gençler yakın takiple dikkatli bir şekilde geleceğe hazırlanmalı değerli seyircilerim. Sosyal medyanın ahlak kurallarına uygun kullanılması için şu hususlar mutlaka dikkate alınmalı. Mesaj ve paylaşımlarda başkalarının özel hayatını ihmal edecek bir duruma düşmemek gerekir.
başkalarının ayıplarını araştırmamak ve bunları ortaya dökmemek lazım gelir. Mahremiyetlere mutlaka riayet etmek gerekir. Mesela karı koca ve aile arasında kalması gereken mahrem ilişkilerin herkese açık hale getirilmesi dinen sakıncalı ve günaha sebep olan davranışlardır. Başkalarını özendirecek, rencide edecek paylaşımlardan mutlaka kaçınmak gerekir. Değerli seyircilerim, sırların korunması gerekir. Sırlar asla sosyal medyada paylaşılmamalıdır. Küçük yaştan beri arkadaş, sırdaş, dost olanlar sosyal medyadaki birilerinin tartışmasını yaptığı konulara katılarak bir anda düşman olabiliyor ve hatta iş cinayetlere varabiliyor. Bütün bunlar göstermektedir ki bir aleti kullanma, bir imkandan ve nimetten yararlanma noktasında insanlık kurallara, adab ve ahlaka riayet etmek zorunda. Sosyal medya yüzünden aile fertlerinin aynı evin içinde birbirinden kopuk yaşamaları gibi bir durum ortaya çıkabilmekte. Ayrıca değerli seyircilerim, maalesef iradesine sahip olamayan insanların ahlaken sakıncalı, gayrimeşru ve harama yönlendirici mecralara kolayca denetimsiz olarak ulaşmaları çok tehlikeli bir sonuçlar doğurmakta. Sanal alemi yok etmek mümkün olmayacağına göre usulüne ve adabına uygun güzelliklere ulaşmak noktasında kullanmak gerekir. Bugün sosyal medyada da insanlar bir şeylerini paylaştıkça özgür olduklarına inanmaktalar. Bir başka husus da şudur değerli seyircilerim. Sosyal medyayı oluşturanlar bu medya kanalıyla oluşan bilgi bankalarını kendi mülkü olarak kabul edip korkunç paralarla satmaktadırlar. Bu da İslam'a aykırı bir durumdur. İşte bütün bu olumsuzluklara düşmemek için sosyal medya ahlakı oluşturup bunu o ahlak ve adab dahilinde kullanmak gerekmekte. Diyebilirsiniz ki hocam peki biz nasıl sosyal bizde nasıl bir sosyal medya ahlakı olsun? Değerli kardeşlerim, dünyanın bir ucunda torununu sosyal medya aracılığıyla gören nene, özlem gideren nene, onun duygularındaki tertemiz sosyal medya olsun hayatımızda. Teknolojik olarak ulaşmamız gereken bir veriyi kullanma noktasındaki bir sosyal medya kullanımı olmalı. Sorunları çözmek için, bizi güzele götürmek için, birbirimizin dertlerini aza indirmek için kullanılan bir sosyal medya olsun hayatımızda. Dünyanın bir ucundaki haberleri ayağımıza getirmek için, doğru haberleri getirmek için bir sosyal medya olsun hayatımızda. Doğru iletişim sorunlarımızı çözmek için kullandığımız bir medya. Bize sunulan helalleri nimet bilip kullandığımız bir sosyal medya. Hayatımızı, neslimizi mahveden bir sosyal medya bize dünyaları bağışlasa bizi kötülüklerden başka bize kötülüklerden başka bir şey vermez kardeşlerim. Sosyal medyada ve hayatın her alanında elimizle yazdıklarımıza, dilimizle söylediklerimize dikkat etmek zorundayız. Sahabe-i kiramdan Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh'ın sorusu üzerine peygamberimiz insanları yüzüstü cehenneme sürükleyen ancak dillerinin ürettikleridir diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dillerimizin ürettikleri yani konuştuklarımız kapsamına zihinlerimizin ve ellerimizin ürettiklerini yani yazdıklarımızı da ekleyebiliriz. Zira bugünün dünyasında tuşlarına dokunduğumuz bilgisayar ve benzeri aletlerle ürettiklerimizin yazılı, görsel ve sosyal medyada nasıl yayıldığı herkes tarafından malumdur kıymetli seyircilerim. Evet, sadece konuşup yazdıklarımızdan değil, başkalarının gizli yönlerini araştırıp ortaya koyarak yayınladıklarımızdan, hakkında bilgimiz olmayan haber ve sözleri taşımaktan da kesinlikle sorgulanacağız, sorguya çekileceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu ayeti kelimesinde Hucurat Suresi 12 Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü içtenibu kefiran mine zann inne ba'da zanni ismin diye devam eden ayeti kerimede
Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin özelini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın diye devam eden ayet-i kerimesinde Rabbimiz bizi uyarıyor. Evet değerli seyircilerim. İnsanın yaptığı en çirkin hatalardan bir tanesini ayet-i kerime şöyle önümüze koyuyor. Özellikle sosyal medya aracılığı ile. Evet İsra suresi 36. ayet-i kerime. Bilgin olmayan şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp gördüğünden, duyduğundan, niyetlenip azmettiğinden bunların hepsinden sorumludur. Bu dünyada yaptığı, konuştuğu ve yazdığı, yaydığı her şeyin hesabının kıyamet gününde mutlaka sorulacağının bilinci içinde olan Müslümanlar sürekli ayıplayıp gıybet yapan ve insanların sözlerini taşıyan Kalem suresi 11. Evet insanlar bunlara dikkat edecekler. Yine Kalem suresi 12. ayet-i kerime. Hayra engel olan, haddi aşan, çok günah işleyen Kalem suresi 13. Kaba saba, zorba, sonra da nesebi belli olmayan insan tiplerinden kaçınacağız. İtaat ve itibar etmeyeceğiz ayet-i kerimeler ışığında. Kıymetli kardeşlerim, Nur suresi 19. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ diye devam eden ayette, iman edenler arasında çirkin şeylerin yayılmasını isteyenlere dünya ve ahirette elem verici azap vardır diyor Rabbimiz. Dikkat edeyiz sosyal medyada. Hucurat suresi 11. Ey iman edenler! Bir erkek topluluğu başka bir erkek topluluğu ile alay etmesin. Belki alay ettikleri kendilerinden daha hayırlıdır diye devam eden ayet-i kerime dikkat edeceğiz. Sosyal medyayı doğru kullanacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanların en kötüleri diye nitelediği, insanlar arasında laf taşıyanlar, dostların arasını bozanlar, masum kişilere sıkıntı verenler. Evet bunlara dikkat edeceğiz sosyal medyayı kullanırken. Değerli insanlar, Resulullah yine sallallahu aleyhi ve sellem, yalandan sakınınız, zira yalan günah işlemeye götürür, günah işlemek de cehenneme iletir diye buyurduğu bu hadisi şerifin üzerine sosyal medyayı kullanırken dikkat edeceğiz. Hucurat suresi 6. ayet-i kerime, size bir bozguncu bir haber getirirse onu araştırın, yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da yaptığınıza pişman olursunuz diyor Rabbimiz. Dikkat edeceğiz sosyal medyada. Hazreti Ayşe annemizin atılan iftiralar karşısında Allah o günkü Müslümanlardan hangi ahlak ilkelerine uymalarını istemişse aynı ilkelerin bugün de geçerli olduğunun bilincinde bir sosyal medya ahlakı oluşturmak zorundayız. Evet ayet-i kerimeler şöyle Nur suresi 13. O iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendilerinden iyi zanda bulunup bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi diyor Rabbimiz. Yine Nur suresi 15. Hani onu birbirinizin dilinden alıyor, bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söylüyor ve onun kolay, basit bir şey olduğunu sanıyordunuz. Oysa o Allah katında çok büyüktü. Siz sosyal medyada yaptıklarınızın çok küçük bir şeyler, efendim dedikoduların, iftiraların çok küçük bir şey olduğunu zannedersiniz ama bu ayet bize çok büyük olduğunu bildiriyor. Evet Nur suresi 16. Onu duyduğunuzda bunu konuşup yaymanız bize yakışmaz. Haşa bu çok büyük bir iftiradır demeli değil miydiniz diyor Rabbimiz. Kıymetli kardeşlerim, Nur suresi 23 iffetli, hiçbir şeyden habersiz ve mümin olan kadınlara iftira edenler dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardı diyor Rabbimiz. Kıymetli seyircilerim, bazen insanlar arasındaki uçurumlar öylesine derinleşmekte, nefret ve husumetleri öylesine artmaktadır ki bu durum onların haktan ve hakikatten uzaklaşmalarına da yol açmaktadır.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu meyanda şöyle buyuruyor: ey Müslümanlar, birbirlerinden ayrı uzak kaldıkları sürece, Müslümanlar birbirlerinden ayrı uzak kaldıkları sürece hak yoldan da uzaklaşmaya devam ederler diyor Peygamberimiz. Son söz kıymetli kardeşlerim, değerli insanlar. İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde fesat çıktı diyor Rabbimiz. Rum Suresi 41. Evet değerli insanlar, biz sosyal medyayı kullanırken çok dikkatli olacağız ve Rabbimizin rızasına uygun olanı yapacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.